yaptığımızı tanıyalım. İlk soldan doğru bakalım. İyi yayınlar diliyorum. Şunu belirtmekte yarar var. Çetin Başkan var. Çetin Zafer Bey. Tekrar hoş geldiniz. Eski avcılarımız Avcılar Kulübü de sona eriyor. Cengiz Başkan'la gündem canlı yayın başlıyor. Bütün başkanlara hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hakan Bey, Kadir Bey, Mehmet Bey. Şöyle başlamak istiyorum sözüme. MAK üyelerinin aldığı kararları hiçe sayan, kendi yasalarına muhalefet olan bir üst kurum düşünün. Daire başkanlarının sık sık değiştiği ve her gelen başkanın kendi yorumunu ortaya koyduğu, arkadaşlarımın çabalarının hep sonuçsuz kaldığı, en başında konuşulanların daire başkanlarının değişerek yeni bir başkanlara tekrar anlatılmaya çalışılması ve en başa gelinen mevzunun tekrar en sona gelmesi. Yani yapılan çalışmalarda diyorsun, yani bir yere ulaşılmadı mı? Yani şunu demek istiyorum. Biz burada federasyonlar olarak kulüp başkanlarının istekleri doğrultusunda federasyonlar olarak bize yansıyan bu eksikleri biz konfederasyona iletiyoruz. Konfederasyon başkanlarımız Ankara'da gecesini gündüzüne katarak geçen hafta da söyledim, her fırsatta söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Burada bütün imkanlarını kullanarak bu engelleri aşmaya çalışıyorlar. Şimdi ayın 6'sında 7'sinde yine Ankara'da bu işler için mücadele edecekler. Ve herkesin desteğini bekliyorlar ve hepimiz buna destek olacağız. Canı gönülden destek olacağız. Şimdi burada aşılmak istenen nedir? Abis'teki yanlışlar. Nedir bu Abis'teki yanlışlar? Arkadaşlarım çabalarının hep sonuçsuz kaldığı noktaya yeni en başa dönüldüğü bir ortama zaman kazanma politikası. Yani şimdi arkadaşlar oraya gidiyorlar. Diyorlar ki böyle böyle bir sorunumuz var. Biz bunu burada çözmek istiyoruz. Sözlü olarak oradaki daire başkanı arkadaşlar, görevli arkadaşlar alıyorlar, dinliyorlar. Diyorlar ki peki tamam, siz sekreterimizden izin alın, randevu alın, tekrar biz bu konuyu görüşelim. Bu konuyu görüşmek için randevu alınıyor. İkinci bir defa gidildiğinde karşılarındaki muhatap farklı bir kişi. Bu kişiye de aynı şeyi izah etmeye çalışıyorlar. Oradaki kişilere aynı şeyi izah etmeye çalışıyorlar. Fakat bu defa o insanlara anlatıyorlar ama bu insanlar da bu defa diyor ki bize sözlü değil, yazılı gelin. Raporla gelin. Biz bu şekilde muhatap alalım. Ama benim bildiğim, yani ben de orada olduğum zamanlardan bahsedeyim. Yani ek yapayım. Orada biz yapmış olduğumuz toplantıda bunlar hep verildi. Yani teklif halinde istenilen, bütün avcılardan toplanan federasyonla ulaşıp biz ona sunmuştuk. Ve hatta bir ek yapayım, hala elimde aldım onu. Evet. Yaptığımız bir şeyde, görüşmede her şeyden önce kotalı avcılık sistemi zorunluluk değildir dediler bize. Burada not aldığımız hala da Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sayın Ahmet Özyanık Bey'in teknik toplantıda ifade ettiği gibi gerekirse tamamen kaldırılabilir dediler. Ben ilk defa da açıklıyorum bunu ve kendi söylemişti bunu. Buyurun devam edin. Yani kaldırılabilir. Yani kalkmaz diye bir şey yok. Kaldırılabilir demişti bize. Buyurun devam edin. Peki kaldırılabilir deniyor fakat değişti tabi demiyorlar ama demişti, söz vermişti. Peki en başında Sayın İlhan Hocam'ın döneminde, İlhan Hocam biliyorsunuz bu konuda bir kampanya başlattı. Abis'e hayır kampanyası başlattı. Ne yaptı? Anadolu'da bütün her yeri dolaştı. En son İstanbul'a geldi. İstanbul'da ve Trakya'da kendisiyle birlikteydik. Başkanım siz de vardınız, hep beraberdik. Burada bir çalışma yaptı. Neydi? Abis'i bütün avcılara ve avcılar kulüp başkanlarına anlattı.
zorluklarını karşılaşacağımız, bugün şu anda karşımızdaki bu zorlukların o zaman yaşanacağını bizlere anlattı. Ve dedi ki avcı güç birliği diye bir güç birliği birliktelik sistemi kurdu. Ne dedi? Avcı güç birliğini 2015 yılında avcı güç birliği ilan etti. Ondan sonra bizlerden destek istedi. Ben kendi şahsıma söylüyorum. Şöyle, ben kendi sosyal medyamda, kendi ekranımda. Ama şimdi siz bir başkan olarak, başkan olarak, federasyon olarak şey yapsanız daha iyi olaydınlar. Kendi fikriniz... Hayır, kendi fikrim. Ben şu olayı şuraya getireceğim. Evet. Yani kendisi bir destek istedi. Biz de bu desteği, gerekli desteği kendilerine vermeye çalıştık. Belli bir yerlere getirmeye çalıştık. Ama baktık, gördük ki bizim de çabalarımız bir yerde tıkandı, gerekli desteği göremedik. Yani bu gerekli çalışmaları bir sonuca bağlayamadık. Ne oldu? Daha sonraki, şimdiki arkadaşlar bu çalışmayı Ankara'da sürdürmeye çalışıyorlar. Canla başla çalışıyorlar. Ama dediğim gibi başına geliyoruz, bir yerlere geliyoruz, ondan sonra bir bakıyoruz tekrar başa dönüyoruz. Bunun gibi bir sıkıntılar var. Bunları yani, aşmaya çalışıyoruz ve bir türlü aşamıyoruz. Yani şimdi buradaki bizim yaptığımız o toplantılarda da geçti. Avbis kotalı sisteminde getireceği netice, bak hala notlarımızda var, avın ve avcının doğasına uymamakla bu haliyle yasal avlanan, etik kurallara dikkat eden avcıyı cezalandırmak da yasa dışı, avlananları ise ödüllendirmektedir diyor. Yasa dışı avcıları ödüllendirmektedir bu sistem diyor. Doğru. Yani bizim verdiğimiz. Ama kotalı avcık sistemi avın gerçek sahibi avcıyı dışlamakta, baskıcı bir devlet yaklaşımın getirmekte ve en önemli avcı sivil toplum kuruluşların dikkatle almayarak sistem dışı bırakmaktadır diyor. Yani avcıyı, yani böyle sizin bahsettiğiniz gibi çağırıyorlar, ediyorlar ama bir neticeye bakmıyorlar, alttan işi götürüyorlar. Onu mu anlıyoruz biz? Başkanım aynen öyle. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani yasal yollarla av yapmak isteyen avcılar vergisini ödüyor, pulunu ödüyor. Karşılığında neyle karşılaşıyor? İşte şu anki yaşadığımız bu sıkıntılarla karşılaşıyor. Ne var burada şimdi? Kotalı avcılık sistemi diye bir sistem var karşımızda. Ben örneğin yaklaşık bir ay oldu, sezon açıldı. Kendi şahsım bu sisteme girip de avbise girip de bir bölge seçip de ava gidemedim. Çünkü bakıyorum her taraf kırmızı, her taraf dolu. Burada bir sıkıntı var. Bunları aşamıyorum. Ben yasal yani avcıyım. Sistemde bir eksiklik mi var? Kesinlikle bir eksiklik, tamamlanmamış bir eksiklik. Şunu da koyalım. Yani başkan da burada, o da yani cevaplayabilirsiniz. Siz de cevaplayabilirsiniz. Bu sistem hiç mi olmamalı, yoksa varsa bir düzeltilme mi yapılmalı? Avcılar da bunda bir kararı yok. Biz ne istediğimizi, ben şuna inanıyorum, bilmiyorum. Ben şöyle söyleyeceğim başkanım. Ben şöyle söyleyeceğim. Bir kere bu kotalı avcılık sistemi bizim ülkemizin coğrafik yapısına aykırı bir sistem. Niye? Çünkü bizim ülkemiz yapısal olarak göç hayvanlarının uğrak yeri olan bir bölge. Şimdi siz beni, bu göç hayvanı benim ülkeme uğradığında en fazla ne kadar kalıyor? Bir ay. Bir ay gibi bir süre kalıyor. Bu süre içerisinde ben bu göç hayvanını avbise gireceğim, izin alacağım, bölgemi seçeceğim. Peki seçmek istediğim bölgem zaten yeteri kadar dolu, bu hayvan bütün ayrılan bölgelere yayılmıyor ki. 5 bölgeye, 6 bölgeye yayılmıyor ki. Belli bir bölgede var. Ben oraya girip bu bir ay zaman zarfında bu avcılığı yapamıyorum. Beni böyle bir şeyin içine aldı. Böyle bir zorluğun içine aldı bu sistem. Mesela ona bir ek yapalım şimdi. Mesela kırsalda yaşayan, yani köylü dediğimiz, evet, vatandaşlarımız, avcı arkadaşlarımız,
Şöyle diyor yani soruyor soru ben de başkan olarak size soruyorum ben de. Kırsalda yaşayan, bilgisayar kullanamayan, izin alamayan evet. fakat tarlasına, bahçesine av silahıyla gitmek zorunda olan tüm vatandaşlarımız kotalı avcık sisteminin bölgelerinde devreye girmesiyle potansiyel suçlu sayılmakta cezai işlemi tabi tutularak mağdur edilmeye çalışılmıştır diyor. Katılıyor musunuz buna? Başkanım ben şöyle bir şey söyleyeyim. Zaman zaman birlikte de birinci bölgeye gittik biliyorsunuz bazı toplantılara iştirak ettik. Orada konuşulan bir şeyler var. Hemen şuna ilave yapacağım. Bir kısa olarak evet, şey avcılığı yapalım. Bir tarafa bırakalım. Elinde bir baltayla dahi bu bölgeye girmenin suç olduğunu orada hepimize anlattılar. İnanın ben oradaki görevlilerin bu yasalara anlattıklarında ben inan her şeyim tamam olduğu halde yasal bir avcı olduğum halde bana müsaade edilen alana gitmeye dahi korkar durumda oldum. Niye? Çünkü öyle bir ağır yasalarla bizlere orada anlatılıyor ki öyle ağır yasalar anlatılıyor ki örneğin mesela kamp için gidiyor arkadaşlarım silahları yok hiçbir şeyleri yok. Kamp yaptıkları alanda görevliler tarafından cezaya tabi tutuluyorlar. Niçin? Yasak alan olduğundan, yasak alanda izinsiz kamp yapıldığı için bu arkadaşlar burada ceza yiyorlar. Bunun gibi yaptırımlar var. Yani burada bakıyorsunuz, geçmiş dönemlerle şimdiki dönemleri kıyasladığımız zaman bakıyorsunuz, o kadar çok kurallar önümüze konmuş ki ama bunların birçoğundan da bizim haberimiz yok. Veyahut da kişilerin haberi yok. Onun için ne oluyor? Neticeye gelelim. Sağ olun. Netice olarak... Sistemde diyorsun olmalı mı olmamalı? Abi sistemi kesinlikle ve kesinlikle ben olmamalı. Ben bunu açıklamıyorum ama şunu söyleyeyim sana. Çoğu başkanlar ama derler ki adını açıkla demeyeceğim ama bundan gayet de memnun. Siz de biliyorsunuz bunu. Yanlış mıyım başkan? Vallahi bazı başkanlar başkanım, ama sana memnun bir, derken... bir müsaade yani. Sana bak seninle evet. ilgili zaten burada aklımdasın. Çünkü federasyon bunu işlemiyor kulüp başkanları işliyor. Size de bir soru var burada. Diyorlar ki Hakan Bey harç ödeme gecikmelerinden para cezası kesilmemeli. Dernekler federasyon üyeliği teşvik edilmeli. Pul satış sizin branşı pul satış cedvelini kaldırması ve sisteme dahil edilmesi. Bu evet sizde bir şey galiba zorunlu herhalde. Şimdi pul satış sisteme devredilirse eğer şimdi vergisini ödeyip pul almayan insanlar var. Bu sefer onlar da pul almak zorunda kalacaklar. Ava gitmese bile alacak. Şimdi ben ava gitmiyorsam neden 300 küsür milyon para ödeyeyim? 300 lira para ödeyeyim. Bunu açıklamasını yap. Yani pullan avcılık belgesini onu açıklayalım da 300 deyince pul 300 lira değil. Şimdi 100 lira pul 130 buna olacak. Tek tek Eylül'ün 23'ünde 200 lira olacak. Pullar da üstüne koyuyor. Bilmiyorum biliyor musunuz şu anda? Biliyorum ben çok evet. iyi biliyorum da evet. size soruyorum. Evet. Şimdi şöyle hesap yapayım ben. 395 lira 400 lira para ödüyorsunuz her sene. Her pulla sene. Herhalde. Tabii. Pul avlama belgesi. Eğer ruhsatın bitmemişse. Ruhsat bir şey değil. Hani 39 lira bir harcı var. Zaten onlara da geleceğim ben şimdi. 39 lira harcı biz 100 lira yapacağız 5 yıllığına. Ya onu o zaman şöyle işleyelim. Bir rakamlar çıkacak başkan yani onu şöyle işleyelim o zaman. Sıfırdan başlayın herkes bilsin tamamen bir ava çıkması için ruhsatı bittik olduğunu harcadığı paranın toplam her seneki fiyatı ortalama. Pul, avcılık belgesi ve ruhsatı. Çünkü herkes en doktor raporu alamıyor. 60 lira ile 80 lira arası yıllık. En ucuz kulüp. Hani bu kulüp parasını üye da katacağız. Mi? Üyelik. Üye tabii. Üye olmazsanız 200 lira veriyorsunuz pula. Ben niye 60 lira vermeyeyim? Hani 40 lira karım oluyor kulüp üyesi olursam. Aidatımı düzenli olarak ödersem. Sonuçta evet. 400 lira para cebinizden çıkıyor. 390 lira ile 400 lira arası. 400 lira diyelim. Şimdi benim öyle üyelerim var ki... 12-13 kişi, 14 kişi hiç ava gitmiyorlar. Yazında silah bulunduruyorlar ama çok titizde. Hatta fişek bile almıyorlar, ses fişeği alıyorlar. Yazında kullanmak için. Hani biz olsak yazdığımızda dağın başındayız. Her belgemiz de var. Biz fişek atarız. Ama onlar o kadar duyarlı insanlar ki. Ve bu insanları küstürüyorlar. O kadar çok insan var. Benim kulübümde 13-14 kişi var. Küçük bir kulüp. Yıldız Bakan, Avcılar Derneği. Hani çok Kadıköy. Büyük bir kulüp değil. Evet. Ama şimdi her kulüpte böyle insanlar var. Siz bu insanları küstürüyorsunuz. Bu da aşağı yukarı 40 bin, 50 bin kişi yapıyor. 142 bin kişinin içinde 40 bin, 50 bin kişi yapıyor. Bu insanlar ben nasıl olsa ava gitmiyorum diye almadığını düşünün. Üçte biri gitti işte.
Şimdi ben hesaba geleyim şurada. Ya bunu üstüne basa basa geçen programda da söyledim. 5 yıllık zaten yivsiz tüfek ruhsatnamesi harici 39 lira. 5 yıllık. Şimdi 3 milyon kişiden alınan para 8 TL yıllık 24 milyon lira para yapılıyor. 5 yıllık olursa 120 milyon para yapıyor. Dolara tekamül ederse 40 milyon dolar yapıyor. 40 milyon dolar bakın. 39 lira. Şimdi gelelim ikinci şıkka. 142 bin full avcı var mı? Bunların 40 bine yakını bıktı. Neden bıktı? Şunu şöyle göstereyim. Kameraya da baksınlar. 2014 yılı benim sattığım pullar. 2014 yılı. 68 yani, tane. Düşüş mü 68 var tane. Bakın burada yazıyor. Ha 2016. Evet 2016. 2016'da kaçta kaç düşmüş? Yüzdesini yani matematik kuvvetli olmasa da insan hesaplar. Kaç tane satmışım? 13 tane pul satmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu %75'i. Evet, evet. Şimdi düşmüş. Mesela sokaklarda bir anket yapılıyor. Ona göre değerlendiriliyor. Bu da bir anket. 68 puldan 13'e düşmüşüm 2 yıl içinde. Bütün kulüpleri değerlendirdiğiniz zaman mutlaka düşüşler var. Kiminin %60'tır, kiminin %50'dir. Ama %30 değildir. %50'den mutlaka yukarıdır. Ama bunu bir iki yapayım. Bu dediğiniz hani yani, kanıt buyurun. Olarak çok güzel. Kulübün evet, yani özellikle bunu herkes, bunu. Özellikle. Herkes gösterme şeyini. Yani evet, satış evet, şeylerini. Evet, hani ben başkan, reklam mahiyetinde yapmıyorum. Yok, bu sattığım pulu gösteriyorum burada. Ama Ankara, hani Ankara öyle demiyor. Ankara ya, buyurun şöyle gerçek diyor. Burada. Yok yok Ankara şöyle diyor. Arkadaşlar ben çok bulunduğum için. Hemen bu satış adetine bakıyor. Toplamsa geçen sene ne sattık? Bu sene bak çıkacak. Onlarda da çıkıyor. Evet, çıkıyor diyor böyle. Aa bununla istediği kadar konuşsun ya. Baksana fazlalaştı diyor. Hayır, tak onu söylüyor sana. Hayır hayır yalan. O sadece şey yapmak yani hani pazar yapmak öyle söyleyeyim ben. O sadece pazar yapmak. Aa fazlalaştı falan hani bir şeyin başında çok kişi durursa o tezgah çok mal satar. İki kişi durursa kimse uğramaz geçenler. Bu böyledir yani. Gelelim ikinci şıkka. Şimdi ülkemizde 142 bin avcı var mı? Full avcı. 40 bine yakını bıktı. Bunu izah ettim. Gelelim matematiğe. 142 bin avcıdan toplam para. Ruhsat harcı 39 lira. Pul ücreti 100 lira her yıl. Şu vergi anda. Dairesi harcı 176 lira. 180-170 o civarda. Kulüp ücreti en az 60 ile 80 arası. Bunları topladığımız zaman 395 lira para yapıyor. Yıllık. 400 lira. Evet. 400 değil. 142 bin avcıdan toplam 56 milyon lira yarısı alıyoruz. Yarısını alıyorsunuz 56 milyon lira 142 bin avcıdan. Bunu her tüfek ruhsatı başına 5 yıllık 100 TL alsanız, bunu her zaman söylüyorum. Yani 5 yıllık 100 TL derken yıllık 20 lira. 5 yıllık 100 lira. Hani şeyi olanı diyorum ben, yivsiz tüfek ruhsatnamesi olanı diyorum. Yani insan çıkartıyor. 40 lirayı veren insan. Bir öneri mi diyorsun? Öneri yani. Değil. Ben şimdi öyle bir hesap çıkartacağım ki onların kayıplarını göstereceğim. Hani bunu matematik profesörü olmak gerekmiyor. Bunun hesaplarını çıkarmak için. 56 milyon lira yarısını alıyorsunuz bunun. Bunu her tüfek ruhsatı başına 5 yıllık 100 TL alsanız. Yani senelik 20 TL. Her ruhsat başına diyorum. Avcıdan da aynısını alacaksınız. Pul parasını, vergisini falan bir kenara bırakın. 300 milyon Türk lirası yapıyor. Yani 100 milyon dolar yapıyor. 40 milyon dolar, 100 milyon dolar. Şimdi soruyorum ben. Maliye Bakanlığı, yetkilileri ve Orman Bakanlığı. Basit bir matematik oyunu bu. 120 milyon lira yani 40 milyon dolar mı daha büyük? Yoksa 300 milyon lira yani 100 milyon dolar mı daha büyük? Kısacası ruhsat harçlığı 5 yıllık 100 TL yaparsanız 100 milyon dolar kazanırsınız. Ama ben ille de kemikleşmiş avcımdan her sene 400 lira alayım derseniz rakam büyük çünkü 120 milyon yani 40 milyon dolar alırsınız. Bir avcının başına 395 lirayı yıkarsınız. 40 milyon dolar da kalırsınız. Küçük rakamlar sürekli zam yaptıkça yekünler dev gibi büyür. Dev gibi büyür yekünler. Şimdi ben diyorum 120 milyon dolar mı daha büyük, 40 milyon dolar mı daha büyük? 100 lira aldığınızı düşünün. İnanın bunun anketini yapın, bunun araştırmasını yapın. Herkes seve seve 5 yıllık 100 lira ruhsat harcını yatırır. Emin olun. Peki şuna bir ek yapalım o buyurun. Zaman. Şuna da bir cevap alayım. Harç ödeme gecikmelerinde ceza. Ya o da saçma sapan birbirine kelimesi, bağlı bir sistem. Bu şeyle değil mi? Yani siz de cevap verebilirsiniz. Ahmet Bey siz de cevap verebilirsiniz buna eğer bir hani daha iyi bile. Şöyle bir şey var. Cengiz Başkanım benim buradan tek anladığım şey Avcısoğlu'yu tamamen
Avcı Başkanlığı'nın da söylediği gibi bir hata. Şöyle bir hata, altyapısı oluşturulmamış bir sistem. Ben biliyorum, siz Avrupa'yı iyi takip ediyorsunuz. Avrupa'yı mecburen takip ediyoruz. Babadan kalma bir şey de oldu. Bir de sizin gibi büyüklerimizin de anlattıklarıyla birlikte takip etmek zorunda kalıyoruz. Altyapı oluşturulmamış bir sistem. Aynı bu İstanbul'un eski inşaat problemlerine benziyor. Önce binayı tak, altından altyapıyı yap. Ki tesisatta her zaman problem çıkıyor, şu anda çıktığı gibi. Evet. Biraz önce de söylediniz, kırsal kesimdeki avcı ne yapacak? Kırsal kesimdeki avcıya oradaki Milli Parklar Görevlisi veya orman görevlileri yardım etmek zorunda. Siz eğer bu sistemi dayatıyorsanız veya bu eğitimi vermek zorundalar. Bugün bir Almanya'ya baktığınız zaman, hatta YouTube'dan da şeyi de inceleyebilirsiniz. Indoor Clay Shooting diye bir video var. Benim daha çok hani trapla skit üzerine şey yaptığımız evet, için biliyorum, trap çok... kapalı salon çok dikkatimi çeken bir yerde. Yalnız burası çok büyük bir av bayi ve bunun içerisinde yivli silahtan av silahına kadar atış eğitimleri özel hocalar tarafından veriliyor avcımıza. Biz tamamen ataerkil şekilde hareket ediyoruz burada. Göçmen koçları diyor, kota koyuyoruz diyor. Kotayı neye göre koyabilirsiniz av hayvanında? Size'ına göre, yani ölçülerine göre koyabilirsiniz. Karadeniz'i siz biliyorsunuz. Hamsinin avlama boyu ne kadar? 10 santim veya 11 santim. Evet. Sizin de avlayabileceğiniz kaz, ördek, bıldırcın, üveyik çeşitlerinin size'ları, yani vücut ebatlarına göre bir kota koyabilirsiniz. Sayıda kota koyamazsınız. Ha şöyle bir şey yapabilirsiniz. Başkanın da söylediği gibi dünyanın parası toplanıyor. Hayvan yok. Devlet yetiştirme tesislerinde hayvan var mı? Var. Sülün avcılığı üzerine yapılıyor. Sülün yetiştirme, özür dilerim. Sülün yetiştirici üzerine yapıyor. Ama sülün yasak. Hele 100 çift sülünün salındığı ormanda kesinlikle avlanamazsınız değil baltayla gezmek. Yani kamp kurma imkanınız da yok orada. Evet. Ama... demek buradan anladığım benim, daha çok ben atıcılıkla uğraştığım için şey yapıyorum da, benim buradan anladığım yeni bir sistem getirtilmiş Türkiye'ye. Büyüklerimiz bir sistem getirtmeye çalışmış ama her zamanki gibi altyapısı hazırlanmadan gelmiş. Altyapısı şundan, kesinlikle hazırlanmamış. Ona bir hani sülün dediniz, buna ben Mehmet Başkan bir parantez açayım. Bundan gurur duyuyoruz ya, ama sülün yetiştiriyoruz biz. Ama nerede yetiştiriyoruz? Polonezköy'de yetiştiriyoruz. Ne kadar yetiştir? 780 tane sülün. Paralar nerede ya? 780 tane sülün ne oldu? Avcıya ne karı var? Araziye kışın, siz de biliyorsunuz, kışın salıyorlar. Başkanım evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Lafınızı kestim. Buyur. Polonezköy'e bundan 20 yıl önce, belki daha da fazla oldu, 5000 adet sülün saldılar. Ertesi sene gittiler, envanter demeyeyim ben. Envanterden kimse onu, bir şey anlamaz. Bana onu kimse ispat edemez. Ben hepsinde bulundum. Hepsi neyse burada söyleyemeyim. Bakın 5000 adet sülün salındı Polonezköy'e. Av yasak oldu orada. Birkaç sene yasak oldu av. Ertesi sene bulamadılar. Tüyünü bulamadılar biliyor musunuz? Tüyünü. Sülünün tüyünü bulamadılar. İşte altyapısını dediği gibi. Altyapısını şöyle yani yapıyorlar. Ne diyeyim ben? Bizden çok iyi biliyorlar. Avcıdan çok iyi bir büyüklerimiz, eski avcılarımız daha iyi bilir. Keşke onlar olsa da bize yol gösterse burada. Bakın başkanım şöyle bir şey var. Envanter sayımı yapılabilir. Envanter sayımında problem yok. Şöyle. Yomlu su ürünleri araştırma istiyorsunuz. Trabzon Yomlu su ürünleri araştırma istiyorsunuz. Japonya'dan oranın su ürünleri araştırma istiyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam. Geldiler. Tesisin tamamı bize bağlı kalmak üzere 5 milyon dolarlık bir yatırım yaptılar. Konu kalkan balığı yetiştiriciliği. 25 milyon yumurtadan 2 milyon tanesini kurtarabildiler. Zaman içerisinde de popülasyonda azalma olduğu için 30 bin 40 binlik bir adetli denize salınım oldu. Bu salınımlarda markalama yapıldı. Dendi ki bu balıkları tutun. Fakat tuttuğunuz balıkların markasını bize getirin ki popülasyondan ne kadar azaldığını, yani popülasyon dediğimiz yaşanan canlı topluluğu içerisinden, türün içerisinden ne kadar azaldığını biz burada envanter çalışmasını yapalım diye söylendi. Şimdi siz göçmen kuşlarda envanter çalışması yapamazsınız. Doğru mu? Doğru. Doğru. Çünkü benim kendi yerlerimde gördüm. Bile bize tuttular her pul almaya ama gittiğimizde emrak verdiler bunu doldurun. Ya bunu nasıl doldurayım ben şimdi bu kafayla mutlaka dolduracaksınız. Mutlaka. İşte hazırlanmadığı... Kaç bıldırcın görüyorsunuz? Kaç efendime söyleyeyim çulluk görüyorsunuz? Kesinlikle. Bir kere göçmen kuşlarda ya bunu yapamazsınız. Zorunlu getirdiler be. Bunun önüne geçemezsiniz. O kağıtlarla bizim yazdığımız, yani çar çabuk işimizi bitirelim de gidelim deyip yazıp imza attığımız kağıtlarla envanter çalışması diye internete koydular bunları. Bu insanları bunu, yanıltmaktır. Yok bunu, envanter çalışması. İnsanları yanıltmaktır. Bu başka hiçbir şey değil. Yapamazsınız. Adı üzerinde envanter ve stok yönetim. Ben şimdi 20 tane domuz gördüm diyorum. Ava gittim diyorum. 20 domuz gördüm diyorum. Tamam onlar dikkate alıyorlar bunu.
Ben 20 domuz gördüm. Sen sallıyorsun 30 domuz gördüm diyorsun. Etti mi 50? Bunları bir güzel topluyorlar. O rakamları internete koyuyorlar. Bilmeyen insanlar da baktığı zaman yanılıyorlar. Bu doğru bir şey mi? Macaristan'da yapıyorlar işte. Yapıyorlar ama doğrusunu yapıyorlar. Doğrusunu yapıyorlar. Bakın şimdi zaten geçenlerde çok kötü bir olay atlattık Türk milleti olarak başta. Evet, bazı şeylerin nasıl olduğu ortaya çıktı. Ben de normalde sürme deniz bilimleri balıkçılık teknolojisi mühendisinden mezunum. Orada değerli hocalarım vardı. En baştaki Nükhet Sivri ve Ertuğ Düzgünüş hocam. Bunlardan biz bayağı bir şey öğrendik. Özellikle de popülasyon dilimi. Devamlı şekilde böyle konuşuyorum. Çünkü öğrendiğimiz şey bu. Aslında canlı türünün yaşam ortamında sayım üzerine yapılan bir şey bu. Şimdi siz ne yaparsanız yapın, bunun başına gelecek adamların bunları öğrenmesi lazım. Yani ki ehli avcıya, olmalı evet, değil ehli mi? Ehli olması lazım. Bakın demin de söyledim. Siz göçmen koçlarda kota sayımı, envanter sayımı yapamazsınız. Şu anda bizim aldığımız haberlerden, avcı arkadaşlarımızdan, avcı kulüplerden, başkanlarımızdan ve köydeki arkadaşlarımızdan aldığımız haberlerde bıldırcın yok. Niye yok? Niye gelmedi? Şimdi İstanbul'da Marmara bölgesinde zaten iki tane havalimanı var. Bu havalimanı kuş kaçırıcıların sinyalleri çalıştırdığı zaman göç yolunu değiştirtiyor. Velakin vurdu Trakya'ya. Belki 10 yıl oldu göç yolu değiştirdi hayvanların. İnanın 10 yıl oldu belki. Evet, Trakya'ya gitti diyelim kuş. Ama şimdi Suudi Arabistan, Arap ülkelerinde 650 kilometre misine ağıyla bıldırcın tutuyor adamlar. Evet, evet. E şimdi siz zaten alıyorsunuz. Hayvan normalde göç halinde buraya geldiğinde 4 yumurta bırakıyor. 4 yumurta 4 nesil demek. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki bir affedersiniz bir Türkiye olarak, koskoca Türkiye Cumhuriyeti olarak bunu engelleyemiyor muyuz? Bunu bize engellersiniz. Avrupa o kadar çok yaptırımları var ki bize. Bunu engellersiniz. Sizin normalde avcılardan topladığınız vergi ve pul paraları gelecek senenin av ortamını hazırlamak içindir. Bugün büyük şirketlere baktığınız zaman bütçeler ayrımı yapıldığında bir de çalışan personel. Ama dönüyor dolaşıyor yine ticarete geliyor bu iş. Ama ticareti yapmak zorundasınız çünkü her şey parayla dönüyor. Parayla dönmek zorunda kalıyor. Devlet yetiştirme enstitüsünde sizden aldığın vergilerle devlet eğer bu tesisi kurup da orada hayvan yetiştiremezse zaten bir şey elde edemezsiniz. Devletinizde yani, para yoksa zaten bir şey gelmez. İşte bari yani, toplanan paralarla bir şeyler yapsınlar işte diyor. İşte geçenlerde bir olay geldi başımıza. İstinye Park'ta ne organizasyonuydu? Uluslararası Doğal Yaşam Organizasyonu diyor. Dünya Doğal Yaşam Organizasyonu para topluyor. Ben vermeden geçtim. Çünkü işin şeyini biliyorum evet. Aynı sizin gibi. Evet. Biz bu kadar hesap yapmadık ince de kaba tabirle yaptık. Çünkü ya ben de kaba tabirle yaptım yani yarım saatte yaptım. Bu zor bir şey değil. Bakın o kadar. 1 milyon tane tezkereli tüfek var bunlarda. Bunun %25'i sadece avcılığı bilekis yaptıklarını varsayarsak zaten çok güzel bir para elde ediyorsunuz. Adam 4 katı 5 katı. Geçtim. Adam diyor ki abi ne yapıyorsunuz niye vermiyorsunuz? Kardeşim ben dedim yaban etini yiyorum. Siz canlıyı tutmaya çalışıyorsunuz ama biz yaban etiyle büyüdük. Yalan mı? Doğru. Değil. Yaban etiyle büyüdüğümüz için de zaten avcılıkla uğraşıyoruz. Ha, bir para istiyorsanız, bir ortak çalışmaya bunu harcayacaksınız, milli parklarla veya Orman Genel Orman Bakanlığı'yla bu görüşmeleri yapın. Evet. Çünkü bizde inanılmaz derecede bir avcı tarafından akıtılan bir para var. Çok büyük rakamlar. İnanılmaz derecede mutfak masrafından kısıyor. Siz bununla alakalı özel avcılık okulu da kurursunuz, kırsal kesimdeki bilgisayar kullanmayı bilmeyen veya akıllı telefon kullanmayan adamın ayağını hizmete bile götürebilirsiniz. Evet, vergi evet. Hizmet için toplanıyor. Evet, o kadar başarılı. Evet. Ki 5 lira ayırsanız yani her yıl 5 yani, lira. Kişi başından 5 lira ayırsanız. Şöyle diyorlar. Çünkü bu 78 milyona gitmeyecek. Sonuçta o 142 bin evraklı avcıya gidecek yani bu hizmet. 5 lira ayırsanız 5 lira çok büyük bir para değil. Zaten yine gider ayağına hizmet. Zaten bizde Türkiye'de zaten bu konu var. O vergiden takılıyoruz. O cezayı dediğimde ona da bir açıklama getirelim arkadaşlar. Çok soruyorlar bu soruyu. Aynı araba vergi dairesine yapılan nedir? 12. ayla 1. ay arasında sonuna kadar en son cuma 30 mu çekiyor? 31'ine kadar ödeyebilirsin. Cezası yok. Niçin bizde bunu soruyorlar. Niçin bizde 15'ine kadar ödersiniz diyorlar. Ondan sonra cezaya tutuyorlar seni. Ya bir şey daha var başkanım. Lafınızı buna kestim. Bir cevap alayım ben. Ona verirseniz 15 lira fazla ücret alıyorlar Maliye Bakanlığı'ndan. Kulüp üyesi misin? Değil. Neden? İşte kulüp üyesi değilim. 168 mi? 183 lira alıyorlar. Niye ben giriyorum? 15 lira fazla alıyor. Bunu da belirtiyor size. Bazı yer almıyor. Ama dekontu götürdüğünüz zaman
doğa korumadan geri dönüyor, milli parklardan geri dönüyor evranız. Hani 2 lira eksik kestirseniz mesela. Kanun değil mi? Kanun, maliyenin kanunu. Bundan uğraşıyor. Bir kereye mahsus alınacak. Kanun ama. Şimdi ben size bir şey daha söyleyeyim. Benim bir üyem bir hafta önce ruhsat çıkarttı, Marmara Adası'ndan çıkarttı. Biliyor musunuz Marmara Adası'nı? Biliyorum. Bilmiyorum. Oradan çıkarttı. Çekil. Özellikle dikkat etti. Ruhsat harcı 26 lira. Bizim İstanbul'da 39 lira. Neden? Oranınki de maliye. Yani 26 lira. Keşke onu da getirseydim ben. Gösterseydim. Ya yani bunun açıklamasını bir yapsalar ne kadar güzel olur. Bunun hani dedikçe de açılıyor. Yani buna herkes cevap verebilir. Yani arkadaşlar fiyatlar hani bile birbirine alıcı bilsin bunu. Ya şimdi mesela dediği de doğru şimdi. Ben bundan çok rastladım. Ben mesela buradayım. Geldi vergünüm, avcılık belgem. Nereye ödüyorum ben bunu? Vergi dairesi. Efendim İstanbul'da yokum da ikametim burada. Edirne'deyim. Ya ben buraya gelip bunu burada ödemek zorunda mıyım? Evet, buraya gelip ödeyeceğim. Almıyor oranı. Bineceksiniz, uçağa geleceksiniz. Ya böyle bir çifte standart olur mu? Bunun bir merkezi sistem yok mu? Bir banka kadar bile değil. O var başkanım. Normalde gelirler vergisini kullandığı merkez sistem var zaten. Var var. Niye almıyor orası? Sadece kendi yerel olarak toplamaya çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü neden almıyor? Demin de söyledim. Marmara'da 29 lira Marmara Adası. Evet, 26 lira. 26 lira ruhsat aldı. İstanbul'da 35 lira. 39 lira. 39 lira. Siz mecburen yapmak zorundasınız. Bizim Erzincan'da tanıdığımız var. Av işini mecburen oradan hallediyor. Yani ufak paralara bakmıyor bizim milletimiz. Bakmıyor ufak paralara ama hani sinek küçük mide bulandırır. Avrupa'da olmaz bu. Şimdi bu parayı olmaz. Olmaz, yer yerinden oynar. Bu parayı almaz. Kim dava açarlar Avrupa'da? Biz açmıyoruz ama millet olarak. Cengiz Başkan, bu parayı alması da bir şey değil. Av sezonu başladığınızda verginizi yatırın diyorlar. Değil mi? Ocağın birinde ikinci vergiyi yatırıyorsun. Ocağın birindeki vergiyi yatırmazsan, tahakkuk ettirilen vergiyi yatırmazsan bundan ilgili de problem yaşıyorsun görevlilerle. Ocak ayının son haftasına kadar yatırmak zorundasın. Evet. Son haftası. Ama sen zaten av sezonu avlanıyorsun. Ben Ocak boyunca i̇şte, atmıyorum ki. İşte onu diyor sana, avcılık belgesine ne diyor? Gidiyorsun vergi daireyle işin, değil mi? Vergisini yatırıyorsun. Hadi iptal edilecekti, bir kereye mahsus, hala onun çalışması yapılıyor. Orada başkanım şey var, özür dilerim, orada bir muamma var. Birçok avcı arkadaşlarımız o konuda hala kararsızlar. Yani Ocak 1 dediği zaman bitiyor. Ocak 1 dediği zaman işte vergini yatırman gerekiyor. Mesela ertesi gün 1 Ocak tatil. Ben o gün tatil günü ava gidiyordum. Tatil günleri ava gidiyorsun. Fakat o gün vergi daireleri kapalı olduğu için mecburen günü bitmiş defterinle ava gitmek zorunda kalıyorsun. Doğru mu başkanım? Doğru. Oraya doğru. Gidiyorsun. Bu defa orada görevli arkadaşlarla karşılaştığın zaman karşılaşan arkadaşlarımız bir sürü ceza yediler. Hepimiz biliyoruz bunları. Ve bunu anlatamadılar. Daha sonra işte soruldu, ayın 31'ine kadar bu geçerli dendi. Kimisi dedi hayır, ayın birinde bitiyor. Bunu ödemen gerekiyor. Ertesi gün tatil, ben nerede ödeyeceğim? O gün benim av hakkım var. Ben ava gideceğim, gidemiyorum. Ama gittiğim zaman da tatil olduğundan dolayı ödeyemediğim için ceza yiyorum. Büyük suç. Çok büyük bu suç. Aslında o zaman bölgede hatırlarsan başkanım gündeme gelmişti. Dendi ki buna bir düzenleme getirilsin. Yani bu ya ayın Ocak sonu 31 olsun densin. Öyle bir teklif sunulmuştu ama o şekilde kaldı. Hala daha bir muamma. İnanın bunu başkanım, siz sağlıklı olarak biliyor musunuz? Kulüp başkanı olarak mesela biliyor musunuz? Şimdi şu anda Ocak bunu? Ayının son haftasına kadar avlanma pulunuz da varsa 2016-2017 bu seneden bahsediyorum ben. Ava gidebilirsiniz. Peki o zaman niçin? Ama şimdi bir aracınızın sigortası bile bitse atıyorum. Hani i̇şte cumartesi pazara girdiği zaman vermek lazım. Evet. Doğru. Öyle. Cumartesi pazara girdiği zaman diyor ki iş günü değil diyor. Mesai günü değil diyor. Cumartesi pazar kullanabiliyorsunuz. 15'inde bitti. 18'de pazartesi mesela. Ama cumartesi de ayın 16'sı. Pazar günü 17'si. 18'ine kadar kullanıyorsunuz. Ama başkanım burada ama bir şey ama pazar günü mesai bitimine kadar değil de pazar gününe kadar kullanıyorsunuz. Pazartesi yaptırmak zorundasınız. Burada bir kopukluk var. Şöyle bir kopukluk var. Tabii düzen yani yok. Düzen görevli yok. Müfettiş arkadaşlarla arkadaşların bu konuda bir eksik bilgisi mi diyelim veyahut da böyle bir kopukluk var. Yani ne oluyor? Biz bunu kullanabiliriz diye gittiğimiz zaman müfettiş arkadaşlar bizi cezalandırıyor. Örneğin hatırlar mısınız? Geçmiş dönemlerde Ankara Merkez abisi su basmıştı. İşlemler sistem yapılamadı. Çökmüştü. Sistem çökmüştü. Ne oldu? Sosyal medyada birçok kişi paylaştı.
yetkili ağızlar paylaştı. Hepimiz paylaştık. Ne dedik? İşte kota alınmadan başkanım biliyorsunuz evet, yani evet. izin alınmadan ava gidilebilir. İnanın o gün var ya bütün avcıların canı yandı. Herkes gitti. Müfettişler herkese ceza. Biz evet. öyle bir şeyi tanımıyoruz kardeşim. Bilmiyoruz. Ya böyle bir şey bilmiyoruz. Yazdılar ve kimse de itiraz edemedi. Bu defa da bölgede bu gündeme geldi. Gündeme geldi. Yetkili arkadaşa söylendi. Hatta Ahmet Koç başkanım söyledi. Benim avcılarım bu yüzden ceza yedi dedi. Karşı tarafın yetkililerin verdiği cevap da şu oldu. Efendim mahkeme yolu açık. Versin avcı arkadaş mahkemeye. Hakkını arasın. Tamam doğru haklıdır. Hakkını geriye alsın. Ya evet. bir avcı bununla uğraşabilir mi? Niçin siz görevlendirdiğiniz arkadaşları bilgilendirmiyorsunuz? Niçin bunlar bu? Veya neden yanlış bilgi veriyor? Niçin yanlış bilgi veriliyor? Yani bunlar evlerinden kalkıyorlar. Yani çocuk oyuncağı değil ki bu. Şöyle oluyor başkanım. Evlerinden yani. Kalkıyorlar. İşte bugün devriyeye çıkacağız. Tamam çıkın kardeşim çok güzel. Geliyorlar devriyeye. Ya başkanım bak şey işte görevli arkadaşa diyorsun ya böyle böyle bir şey var. Bakın biz bunun için ben anlamam diyor. Ben diyor ceza yazarım. Sen diyor izin almadan gelmişsin. Böyle bir iletişimsizlik var şimdi burada. Şimdi o dediğinizi aynı bir arkadaşını sormuş. Burada şey yaptık onu. Bak diyor ki kesin kanıt olmadığı halde avcıyı suçlu kabul edip ceza tutanağı düzenlemek ve internet üzerinden kesilen cezaları cezayı keselim mahkemeye verilsin anlasın mantığından vazgeçilmeli diyor. Başkanım şöyle bir yani, şey var. Yani demek istiyor ki yani kısa özet olarak ben buna yazayım cezayı da yani bunu tabii avcı arkadaş soruyor yani. Kendimi sağlamalıyım. Evet ben bunu keseyim de ayıklasın kendini mahkemede bizde de nedense yani Türkiye genelinde var. Biz de böyle korkuyorlar sanki hakkını aramaya. Korkmak şimdi normalde size yazdıkları cezayı hakikaten sağlam bir avukata denk gelirse inanılmaz derecede tazminat ödeyecekler. İlgileneceksiniz ya takip edeceksiniz. Tabii inanılmaz i̇şte derecede tazminat ödemek yok. Zorunda kalırlar yani. Niçin bizde? Gazi Mustafa Kemal Atatürk İngilizlere bir dolar verin de sizin borcundan sayalım dediklerini biliyorsunuz. Evet. Bunun gibi bir şey bu yani kendi kendine bile bile lades. Yani hakikaten avcılar uğraşmıyor. Ama hukuk sistemine sevk etmiyorlar. Olayı zaten hukuk sistemini devretsiniz. Bir kere bu abisi kaldırmak zorunda kalacaklar. Altyapısı hazır değil. Kim dilekçe vermiş? Şimdiye kadar kim dilekçe vermiş? İşte vermiyoruz. Problem de orada. Yani bu zamana kadar millet olarak bunun üstüne gitmiyoruz. Bakın şimdi yeni yeni başladı. Özellikle de bizim jenerasyon diyeyim. Sizin değil de bizim jenerasyon. Kredi çekiyor çoğu. Kredi masrafı alınmaz diye. Hepsi tüketici mahkemelerine başvurdu ve bunları almaya başladı. Yani bundan ilgilenmek zorunda. Tüketici mahkemeleri de ilgilenmek zorunda. Ya yani gayet tabii. Gayet şey tabii. Ha burada gene iş başkanlarda bitiyor. Neden? Neden başkanlarda bitiyor? Sorumluluk olarak değil, duyarlılık olarak onlarda bitiyor. Çünkü herkes size soruyor. Diyor ki bu sene pul kaç para olacak, vergiyi kaç liradan yatıracak, benim pulu ne zaman hazırlayacağım, benim şeyi nerede yapacağım, hava çalışını nerede yapacağız? İnsanlar istemeyse de bu işlerle uğraşarak bir duyarlılık başlıyor. Evet. Kendi üyem rahat etsin diyor. Ona göre yarın... Valla şöyle söyleyeyim ben. Eğer başkan sözü geçen bir başkansa veya güvenilir bir başkansa hani her şeyi bütün üyeler gelip ona danışıyorsa, ona soruyorsa durun arkadaşlar bu sene kimse bir şey almasın. Derneğimiz de para kazanmasın. Ama bu sene donduruyoruz. Desin. Bütün başkanlar masaya vursun. %90 almaz. %10'u da gitsin kendi alsın canım. Ya, kulüp yazısını verir, aidatını öder, git al kardeşimler Orman Bakanlığı'ndan gitsin alsın evranı. Sayın Başkanım siz bu yani, siz bu kararlar alındığında siz altına imza attınız mı? Vallahi ben bütün kararların altına kesinlikle imza atmam. Yani atanlar da varsa mani olmam. Peki İkaz ederim sadece. O atanlar okumadılar mı bunları? Maddeleri okumadılar. Ya mutlaka hepsini okumuşlardır ama hepsinin birer akıl hocası var. Hepsinin diyorum ya hani geçen programda da söyledim. Bir karar alınırken böyle yani çok bilen insanları toplamıyorlar etraflarına. Fark etmez yani o evrak önden imzalanıp kalksın da öbürü gelsin. Şimdi ben neye üzülüyorum biliyor yani musunuz? Yani bu sümenaltı olacak bir şey değil. Sayın sümenaltı başkanım. Olacak bir şey olsa sümenaltı yaparlar. Bakın. Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Avcılar olarak avcılığın güzelliğini konuşmak varken... Güzel şeyleri konuşmak varken. O zaman güzelliğini konuşalım. Şimdi 65 yaş üstü. Hemen şunu söyleyeceğim. 65 yaş üzerine hemen şunu söyleyeceğim. Bakın şu sistem bir kere avbis ve kotalı sistem bir kere neyi ortadan kaldırdı biliyor musun?
birlikte ava gitmemizi bir kere kaldırdı. Beraberliği ortadan arkadaşlığı, kaldırdı. Ya arkadaş saygı, ben bugün sevgi. Gideceğim. Ben bugün gideceğim. O gün orada avımı yapacağım. Kampımı yapacağım. Ertesi gün döneceğim. Bir kere bu ortadan kalktı. Benim herkesin, her avcının bir grubu vardır. Herkes birileriyle ava gitmek ister. Evet. Örneğin biz başkanımla birlikte ava gidiyoruz. E şimdi ben başkanımla birlikte gitme şansım ortadan kalktı. Yani biz artık avcılığın dağıldık, güzel tarafını zevkini ya. Bıraktık. Bunlarla başladık bu gibi şeylerle uğraşmaya. 65 yaş üzeri dediğinizde aklıma hemen bir şey geldi. Onu anlatmak istiyorum. Çünkü tabii. Geçen sene çok duygulandım. Aşırı duygulandım başkanım müsaadenle. Geçen sene abimle birlikte ava gidiyoruz. Arnavutköy'de sabah sabah bir şeyler aldık. Tam arabaya bineceğim. 80 küsür yaşlarında bir adam karşıma geçti. İnanın hala anlatırken çok duygulanıyorum. Dikti gözlerini böyle bakıyor. Selamun aleyküm amca dedim. Aleyküm selam dedi. Elimi tuttu. İnanın bakın şuna istinaden söyleyeceğim. 65 yaşı başkanım hemen kesiyorum. Düşerdi hakkınızı. Anladım özür dilerim. Elimi tuttu. Gözümün içine bir dakika baktı. İnanın gözlerimden gençliğine girdiğini hatırladım. Gençliğine girdiğini yani, gördüm. Avcılığa özlemi yani, mi? Öyle böyle yaptı. Gerçekten bana aynen yani. Böyle yaptı. Evladım dedi ben de avcıydım. 20 yıl oldu bıraktım dedi. Artık yaşlandım gidemiyorum dedi. Size dedi rast gelsin avcı fazla oyalanmaz dedi. Sen buradasın ama aklın dedi gideceğin yerde senin dedi. Bana, bak şimdi ne kadar güzel, güzel bir şey söz. İnanır mısın? Buralarından yaş aktı. Çok duygulandım ya. Ben de kendi gençliğini gördü. Senden yaşadı ama aynı şeyi. Benim de aynı oldu. Şeyi yaşadı. Mutlu oldum. Elini öptüm arabaya bindim. İnanın gidene kadar bana el salladı. Ben olsam ne yapardım baktı. Biliyor musunuz Kadir Bey? Yer varsa arabada gel amca derdi. Bir tane de tüfek verirdi bana. Elinde ekmek gidiyordu. Hemen şuna herdi, dönelim. Gel amca der. Vallahi binerdi arabaya. Hemen şuna dönelim. Binerdi. Neyse konuyu dağıtmayalım. Bu, hemen bu yaşa dönelim. İşte bunun için her kulübün artık her kulübün yaşları belli bir kemale ermiş, avcısı mutlaka var. Evet, Allah ömür verirse, tabii. Bizim de ömrümüz olursa biz de tabii. O yaşlara geleceğiz, biz de bakacağız. Biri bize diyecek ki Kadir amca gel yarın seni ben ava götüreyim. Ah bir güç olsa evladım. Ben ne yapacağım biliyor musun? İnan var ya o yarını akşamdan beklemeye başlayacağım. İşte o insanlar da öyle. Onun için bunların önünü açmak lazım. Onu diyorum bunu işte da şimdi. Çok iyi bildikleri için bunun da çalışmalarını yapıyorlar fakat Ankara'da yanılmıyorsam başkanım siz daha iyi biliyorsunuz 70 yaş üzeri tartışılıyordu 65, galiba. 65 biz 65 istiyoruz ama 70 yaş üzeri. Ya ben müsaade bu 65 edin bu yaşını da anlamıyorum. Babamın baba dostları babam dahil amcam dahil şu anda kimse hayatta değil. Hepsinde yaşları 65 şu anda. Yani şu an... asıl envanter çalışması galiba bizler üzerine yapılıyor. Çünkü 65'ini fazla gören kişi yok. Evet. Dikkat ediyorsunuz. Evet. Yaşanan şeylerden dolayı. Yani bunu da ben anlam getirmiş değilim yani. Vallahi, sizin dediğiniz şey çok tamam güzel. Şimdi... Fırsat alırken ver parayı bir kere. Ondan sonra karışma. Devlet her evet. Türlü yardımı yapsın. Zaten hani onu da geçtim şimdi ben. Şimdi hani otobüslere falan vesaire ücretsiz biniliyor ya. Tamam zaten 65 yaşında adam kalmadı zaten. Veya engelliler vesaire. Neyse buna şöyle kısaca diyelim. Bu zaten şu anda orada masa üzerinde kabul olmuş bir şey yok bunda. Ama diyorlar ki bakın her gün ava gidebilecek. Her gün ava gittiği zaman şu insanlar gün, var ya avcılara faydalı olur. Zaten doğa korumaya faydalı olur. Zaten hep biz konfederasyon olarak beraber vermiştik onu. Evet. Cemal Bey'in zamanında şimdi maalesef verilen sözler tutmadı. Bütün yine de tekrarlıyorum öteki programlarda da dedim ben bunu alana kadar hep işleyeceğim. Bütün o envanter çalışmaları hikaye geçsin onları. Kimi ben 20 yılımı verdim burada milli parklara. En son yapılan envanter çalışması aşağı yukarı 10 sene ya 9, 8, 9, 10 civarında olmuştu. Ama bende var en son yapılan envanter çalışması. Bakın diyorum 8 veya 10 sene önce bende var. İsteyene de gelir burada bir dahaki programda gösteririm. En son yapılan İstanbul'daki envanter çalışması. Bana öyle kimse söylemesin yok yaptık da bilmem neydi de ben kanıtla konuşurum çıkarırım böyle öne korum. Masaüstü dediği gibi başkanın ben hatta ona federasyona mal etmişlerdi onu. Mal ettikleri zaman hep başkanlar da oradaydı ama ben çok üzüldüm orada. Dediler ki bunun altına dedi federasyon imza attı. Ben de attığım imzayı başkandım o zaman şimdi onursal başkanım çıkardım. Bakın arkadaşlar dedim ben oraya imza mı atmışım şerh mi düşmüşüm? Bakın iyi dinleyin dedim.
Bir baktı şerh düşmüşüm oraya. Kabul etmemişim. Ama dedim madem bunu böyle federasyon diyorsunuz ben de o zaman açıklayayım. Siz başkanlar attınız ona imza dedim. Niye? Onu da çıkardım. O da bende. Onu da gösterdim. Ankara'da da gösterdim. Avlanma pulu Hakan Bey'in dediği şeyi altında pulu alacak kulüpleri yapacakları sözleşmeden dolayı bak yapacakları sözleşmeden dolayı bunları Evanter çalışmalarına yazın yazın diyor. Mühitinde bulunduğum bölgede hangi avlar var? Bunu aynı tekrar da diyorum 3-4 defa da işledim. Aslan Fatih, Terazi, Dere, işte dediğim Kadıköy arıyorlar beni. Başkan ne yazacağız buna biz? Söyle dedim Fatih'e. Fatih Camii'nin önünde bol bol güvercin var. Sokaklarda köpekler var. Ya böyle bir saçma envanter çalma. Ama ne yapıyorlar? Bu sanki böyle tehditte demeyeyim mecburu kıldılar. Yoksa emri pul. Yaptılar, bak evet. Abi pul dedi alamazsınız evet, dedi sözleşme. Evet, bu nedir evet. Ya tehdit evet. Midir bu avcılar? Alamazsınız dedi. Evet, ama alamazsın bizim evet. Başkanlarda da suç var. Atmayacaktılar, şerh düşecektiler. Hiç kimse pulu almayacaktılar, sözleşme yapmayacaktı. Bu da buraya gelmeyecek. Ama dedim bunları biliyorum benim başkanlarım. Yani federasyonun başkan bunlara zorunlu olarak imza attılar. Bunlar şey gibi yaptılar. Yani bilmeyerek attılar. Ne diyeyim yani yok, böyle. Çoğu bilmeyerek attı. Çoğu doğru, bilmeyerek. Doğru. Çünkü tanıyor Ahmet Mehmet'in doğru. Müdürü. Ya diye at ne var diye. Çoğu da okumuyor bizde. Ben çünkü 12 sene envanter çalışmalarında şeylerde ilav komisyonunda oldum. Zaten Cengiz Başkanım çok güzel bir konuya döndünüz. Kimse bir şey okumuyor. Evet. Problem de oradan kaynaklanıyor işte. Neyse bu konuyu burada pratik olarak kapatalım. Mehmet Başkan sana bir avcılığın bir başka şeyini soralım. Bu konuda biliyorsunuz. Asıl o konuyu işleyecektim. Bunu da çok soruyorlar bana soruların içinde. Şu atıcılıkla ilgili. Ya bakıyorum İstanbul'da kaç tane poligon var? Niye açılmıyor? Olanlar da kapanıyor. Bu konuyu işlemenizi istiyorum. Şu anda İstanbul'da atıcılık üzerine olarak İstinye Atış Poligonu var federasyona bağlı olarak. Diğer illerimizde tadilat çalışmaları, Bursa'da yeni bir olimpik tesisimiz açıldı atıcılık üzerine. Bizde yeterince niye yok? Niye olmuyor? Bir zorluk mu var? Bunları anlatma. Ateşli silahlar kanunundan dolayı kaynaklanıyor aslında. Yani yeterince şey olmayışın sebebi o. Yani atıcılık sporundaki kullanılan ateşli silahları... 6136'ya mı giriyor? Yani oradan evet. Zaten engel çıkıyor. Bu sene hatta bizim Arnavutköy düzenleyici avcı şenliğinde, trap yarışmalarında da, Ramazan ayında da konuşmuştuk sizden evet. İftar yemeğinde. Aynı kanuna takıldı. 61. ve 62. maddelere takıldığından dolayı ona izin alamadık. Şu anda da zaten Arnavutköy Belediye Başkanımız Ahmet Haşim Baltıcı'nın da seçim yönergesinde olan avcı atış poligonunu bekliyoruz. Olcay Karabağ Başkanımızla birlikte Arnavutköy Avcılar ve Atıcılar Derneği, Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı. Ama yanılmıyorsam size belediye başkanı ben oradaydım. Çekim yaparken bir sözü vardı size. Başkanın hem sözü hem de seçim vaadidir bu. Kendi seçim programı içerisinde var atış poligonu. Zaten bu Arnavutköy'e yapılacak atış poligonu da sadece Arnavutköy ilçesi için geçerli değil. İstanbul avcıları ve diğer Türk atıcıları için de geçerli bir tesis olacak. 3. havalimanının da yakınına yapılıyor zaten. Bundan birlikte uluslararası atış turnuvalarının düzenleneceği bir yer olacak. Sadece atıcılık poligonu dediğinizde trap skitten oluşmuyor. Havalı silah 50 metre, 25 metre, 10 metre gibi silahlar da dahil bunun içerisine. Ok federasyonu da ok atışları da olacak. Profesyonelce bir yer olacak. Paintball yani. Federasyonumuz var. Yani atıcılık üzerine aslında bir sürü federasyonumuz var. Hatta şu anda eksik olan bile federasyonumuz var. Pratik atış federasyonumuz yok. Pratik dediğimiz? Pratik atış dediklerimiz, trigun dedikleri Amerika'da yapılan, bizde de yapılabilecek şekilde var. Ama, aması şu. İcraat. Yivli silahlar kullanımındaki zorluk. Buraya bir temin örnek vereyim mi? Unutmayın lafınızı. Geçen bir arkadaşım İsviçre'de yaşıyor. Geldi bana etti böyle. İsviçre'de, ya yanlışsa bilmiyorum, hukukçu arkadaşım orada yaşıyor. Şöyle bir şey vardı, o kadar hoşuma gitti ki ya, tam biz Türklere layık bir atasporu gibi. Sanki onlar Türkmüş gibi. Dedi ki anayasalarında her evde bir tüfek, bir tane silah, yani iki tane bulundurmak zorunda. Her senede 500 tane mermi atmak zorunda. Atmak zorunda teşvik ediyor. Anayasalarında var ve şey yapıyorlar. Bunları teşvik ediyorlar anayasasına koydukları için ve en az terör olayı olduğu yerlerden bir tanesi. Şimdi Karadeniz'de de oyun düzen yapılanamıyor.
PKK. Ona bakarsınız. Bizim Karadeniz. Evet, Karadeniz'de. Benim de Karadeniz orası. Zaten biliyorsunuz 5 yılım geçti orada. Katı evet, mezunuyum. Biliyorum. Yani benim Karadeniz'im de aynı zamanda orası. O yüzden de orada şey yapamıyorlar. Ama şu anda biz tamamen kulüp olarak Arnavutköy ilçesinde, kent konseyindeki yapılan görüşmelerde de projede sunduk onlara. Mersin'in projesini de gösterdik, Mersin poligonunu. Ahmet Haşim Baltacı, Sayın Ahmet Haşim Baltacı'nın onayını bekliyoruz artık. Yani Arnavutköy'ümüze bir poligon istiyoruz. Ama bu Türkiye mahalli olacak bir poligon istiyoruz biz. Türkiye mahalli olmak zorunda. Çünkü çok değerli gençlerimiz var. Bizden sonraki gelen jenerasyon. Şu anda bakın, olimpiyatlara katılan Yavuz İnlam arkadaşımız. Evet, Erdinç Kebapçı arkadaşımız. Bir spor. Yani biz bunlardan beraber de antrenman yaptık. Bunlar inanılmaz derecede özveriyle çalıştı. Hatta bazı zamanlar evlerinden uzakta kaldılar. Yani kolay bir şey değil bu atıcılık sporu. Spor olarak zihinsel sporun en faaliyet gösterdiği bir spor. Ve bizim buna imkanımız var. Ataerkil bir yapıdan geliyoruz. Genetik yapılarımızın içerisinde var. Müslümanız. Müslüman olduğumuz için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki her Müslüman bir silah kullanmayı bilecek. Bunu yanlışım varsa düzeltin. Yok, doğru. Rusya'da da bayanlar dikkat edin, hepsi silah kullanmayı bilirler. Ben atıcılık sporunda beni en çok destekleyen çalışması var mecliste. En çok destekleyen eşim Ayşe Aslan Hanım'a da teşekkür ediyorum buradan. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim diyor, ev hanımı kendisi. He. Fakat bu spora gönül verdiğimi fark etti ve beni arkadan destekli, çok destekledi. Bravo. Başkanımız Olcay Karabağ da çok destekliyor. Teşekkür ederim. Olcay Başkanımız da çok destekliyor bizi. Yönetim kurulu üyelerimiz de destekliyor. Kendi takım arkadaşlarımız da bize bir şeyler yapmak istiyoruz. Sadece imkan sunulmasını istiyoruz. Son sözlerimizi alalım. Bu yüzden de Sayın Ahmet Haşim Baltıcı'dan sadece bir an önce programını yerine getirmesini istiyoruz. Verilen sözü. Üye işletmesini de Arnavutköy Avcılar ve Atıcılar Kulübü olarak almak istiyoruz. Çünkü bundan birlikte antrenör çalışmalarımız da yapılacak. Kendi bünyemizden milli takımı sporcu yetişmek İstanbul istiyoruz. İstanbul kulüplerin bir yani atış poligonu da sezon kapandığı zaman bütün avcı birliğin bir yerde toplanarak hem antrenman şeklinde hem piknik şeklinde öyle kendini tatmin edin. Atıcılık sporunda değil de atış esnasında bir virüs olayı vardır. Nişan alırsınız, öğretirler, tetiği çekersiniz, hedefi vurursunuz. İşte virüsü kaptığınız an o andır. Evet. Son sözünüzü alalım. Son sözüm. Bu kadar avcılıktan bahsettik, atıcılıktan bahsettik. Zaman yetmedi tabii. Zaman ama yetmedi inşallah de ben şöyle diyorum. Bugüne kadar gelmiş geçmiş. Şu anda aramızda olmayan avcı ve atıcı büyüklerimize bir fatiha istiyorum sadece. Atıcı arkadaşlarımızdan ve avcı arkadaşlarımızdan. Evet. Çünkü onlar sayesinde biz bu kadar ilerledik ve bilgi sahibi olduk. Olduk. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Mehmet Ali Aytek'e, Sayın Federasyon Başkan Yardımcısı. Buyurun son sözünüzü alalım. Ben son sözümü yine bu 65 yaş üzerinden konuşacağım. Şimdi bütün kulüplerimiz ve kulüp başkanlarımız inanın bunlar için bir çaba gösteriyorlar. Biz ne zaman bir araya toplanacağız? Bakıyorum bir şeyler üretip tam şu anda o an. Ne zaman avcı birliği olacağız ki? Hani görüyoruz bir şey başaramıyoruz, yapamıyoruz. Ha gidiyoruz defalarca Ankara'da. Onların da şevki kırılmadan biz federasyon kulüplerimiz ne zaman bir araya gelmemiz lazım? Başkanım, kısa ve iki. Başkanım, avcı güç birliği meşalesini İlhan Deveci Başkanımın yaktığı avcı güç birliği olmazsa olmazımızdır. Her zaman tazeliğini koruyacaktır. Er ya da geç bir araya gelip bu sistemi tekrar hayata geçirmek en büyük ümidim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Buyur Hakan Bey. Başkanım, 65 yaş üzeri ücretsiz olsa inşallah olur. Bunun çalışmasını hızla yapıyorlar. Her gün hava gidebilecek. Bunlardan vergi de alınmasın. Çünkü bu insanlar ne kadar limiti geçebilir bana onu söyleyin. Ya onu zaten destekliyoruz. Bu bir. İkincisi, bu imzadan bahsediyoruz ya, her şeyin altına imza atıyorlar diye yetkililer. 2012 senesinde saçmalar meşeleri öldürüyor diye ormanda avlanırken her ormana giremiyorsunuz. Ördek avında, avlaklarda çeltiği zehirliyor, pirinci zehirliyor diye ördeğe suya doğru ateş edeceksiniz. Oraya doğru silah çelik atacaksınız. Çelik misket kullanacaksınız. Tabii çelik misket kullanacaksınız. Ondan sonra namlular patlayacak. Tamirciler para kazanacak. Gözünüzü çıkartacaksınız. Bunun sorumlusu kim olacak? Peki çelti
zehirliyormuş işte. Bunun araştırmasını nasıl yapmışlar? Suyun yani bunu nasıl aslında yani, kirletmesi arkadaşlar bir de hani zaman balıklar ölüyor. Şey, i̇şte balıklar ölüyor, evet. Nehir akıyor. Hakan Bey, Sayın Başkan, aslında zaman yetmiyor. Imza atıyorlar. Yetmiyor ama o konuda da tarımdan birini buraya muhakkak davet kesinlikle edelim başkan. Bir günün soru kesinlikle cevap şeklinde olsun. Doğru. Sırf avcılar mı? Tarımdan ölen ben çok şey gördüm hayvanlar. Evet. Neyse son sözünüzü son alalım. Son sözüm şu. Şunu belirtmek istiyorum. 3 milyon dediğim gibi yine başa döneceğim. Keseceğim. 3 milyon ruhsatlı avcı var. Bunlar ailelerinden birlikte 7 milyon kişi yapıyor. Bu 7 milyon kişiyi küstürmesinler. Yetkililerden bunu istiyorum ben. Yani diyorsun o 7 milyon kişi var. Ben geçen söyledim. Emin olun yani. Evet, doğru diyorsun. Teşekkür ederiz Sayın Hakan, Sevgi. Burada şunu her zaman destekliyoruz. Bir de arkadaşların sorduğu bir soru, ona hemen kısa bir cevap vereyim. Şu anda yapılan genel avlak, devlet avlak, hukuk dilinde açtık baktık kanunları. Özel avlaklar, yani şu andaki devlet avlağı, genel avlağın içinde olanlar, vaktimiz olmadığı için gösteremiyorum. Daha açık ileriki programda hukukçuyu getirip bu konuyla ilgili tartışma yapacağız. Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetle tapulu arazilerden bakanlığın avlaklar için tespit ettiği, tanımladığı şartlara uygun olan avlakları. Şu anda genel avlak, devlet avlağın içindeki olan kurallar bu. Ama bu da anayasaya aykırı. En yüksek makam olduğu için ne diyor burada? Anayasa Mahkemesi'ne 35. maddede şunu diyor. Herkes mülkiyete, miras haklarına sahiptir diyor. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Yani şunda bir açıklık var. Anayasaya şu anda yaptıkları şey aykırı. Bunu daha çok inceleyeceğiz. İnşallah bir dahaki programda bir hukukçu arkadaşımızı buraya tabii ayrı ayrı herkese teşekkür ederim. Cengiz Markal Başkan'la bir canlı yayında burada sona erdi. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Konuklarımızı tanıyalım. İlk soldan doğru bakalım. İyi yayınlar diliyorum. Şunu belirtmekte yarar var. Çetin Başkan var. Çetin Zafer Bey. Tekrar hoş geldiniz. Eski avcılarımız Avcılar Kulübü'nde sona eriyor.